Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine Pivot tablo üzerinde gruplamaya yönelik arkadaşlar özellikle metin ve sayısal alanların gruplanmasını yönelik bir uygulama göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar söylediğim gibi Pivot tablo ile ilgili çok sayıda videomuz var. 15-20 tane olabilir. Bunların her birini izlemek ve her birinde yaptığımız yetenekleri veya gösterdiğimiz çözümleri öğrenmekte yarar var. Çünkü muhtemelen gereksinimlerimizde farklı farklı olacaktır veya her videoda belki bir şey kapılacaktır arkadaşlar şöyle yine notlarım var arkadaşlar ve bazı videolarda bu şekilde arkadaşlar notlarımı iletiyorum genelde Evet bizim bu videolardaki amaçlarımız Tabii ki kurumsal çözümler yani bizim bunlar ne işimize yarar gibi bir soruya şöyle cevap veriyoruz bir kere bir şirkette çalışıyorsanız, bir kurumda çalışıyorsanız, faturalar, siparişler, üretimle ilgili bilgiler, muhasebeyle ilgili bilgiler sürekli arkadaşlar düzenlenecek veya Excel'de karşılaşacaksınız ve onları işleyeceksiniz gibi. İşte bu anlamda bu bilgiler ve bu veriler size yararlı olacak arkadaşlar. Yine e, anlattığım gibi hani benim bu işlere girme nedenim de sonuçta bilgi teknolojileri alanında böyle yazılım geliştiren bir çalışmayla başladığımda arkadaşlar firmaların böyle eğitim ihtiyaçları çıktı. Onun için yıllardır biz de şirketlere gelerek bu konularda eğitimler vererek arkadaşlar gereksinimler ve yapılacak işlemler böyle ortaya çıktı. Dolayısıyla çalışmalarımız kurumsal anlamda karşı olan şeyler arkadaşlar. Okulda öğrencilerle çok fazla ilgisi yok. Biz üniversite öğrencileri için daha özel çalışmamız var ama genel anlamda tabii daha basit uygulamalar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O tarz çalışmalarda. Evet. Örneğimize uygulamamıza devam edecek olursak arkadaşlar pivot tablo üzerindeki metin ve sayısal alanların gruplamasını size göstermeye çalışacağım. Verimize gelelim. Siparişler verimiz arkadaşlar. Burada metin alan var. Örneğin satıcılarımız var arkadaşlar. Müşteri kodu sayısal değil, sipariş numarası sayısal değil. Sayısal gruplamaya nasıl örnek veririz? Müşteri kodunun işte biçimlendirden bakalım. Böyle garip bir durumu var. İşte bir yerlerden kopyalanınca böyle oluyor arkadaşlar. Şuraya bir e, M kodu ekleyelim. Arkadaşlar ne dersiniz? E, türünü de veri türünü de sayı olarak belirleyelim. Şöyle sağa yaslayalım. Sonra buradaki verileri alıp Ctrl C ile M kodunu alalım. Yerekesi onu sileriz. Yani bunun sayı olduğunu düşünüyorum. Yine oraya gitti ama eee Valla olmadı galiba. Arkadaşlar. E, Ctrl C ile yaptık. Ne yapabiliriz? E, bakalım sayı olmuş mu? Deneyelim bir görelim. Çarpar mı bir sayıyla bunu? Arkadaşlar. Bir deneyelim. Görelim sayı olmadıksa. Onu sayı yapmaya çalışırız. Evet arkadaşlar, veri alanımı seçiyorum. Başlıklar dahil, türlerle ilgili sıkıntı olmaması lazım. İşte, onunla ilgili çalışmayı bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ekleden pivot tabloya gidiyorum. Yeni çalışma sayfası seçeyim arkadaşlar. Şöyle gruplamaya çalışacağım. Evet. Arkadaşlar, müşteri, pardon, satıcı alayım. Satıcının bölgelerdeki satışlarını alalım, tutar dedim. Evet, bu şekilde gösterdi. Arkadaşlar pivot tablo üzerinde şöyle gruplama yapmak mümkün. Örneğin bu Ahmet, Faruk ve Kemal diyelim, bir grup satıcılar merkeze bağlı satıcılar diyelim. Bunların üçünü seçtikten sonra sağ tıklayıp gruplandır dediğimizde, bu şekilde arkadaşlar gruplandırdı. Bunları da merkez satıcıları diye adlandırabiliriz. Onun alt toplamını görüyorsunuz. Şu şekilde yine daraltabiliriz. Bu üçünün merkez satışları olarak e, görme şansımız var. Yine diğer satıcılarımızı bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Gerektiğinde grubu çöz şeklinde arkadaşlar e, yeniden normal duruma dönebiliriz. Sayısal gruplamayı da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. M kodunu ürettik. Satıcımızı şimdi birik geri atalım. Görmüş olduğunuz gibi bunlar e, bir anlamda arkadaşlar müşteri kodları. Müşteri kodlarını 5'erli, 10'arlı gruplamaktan bahsediyorum. Üzerine gelelim. Pardon. Sırf bu alanda olmamız lazım. Evet. Sağ tıklayıp gruplandır. Evet, olmuş arkadaşlar. Sayısal Şimdi buradan buna kadar beşerli beşerli grupla dedim. Hani böyle bir sıra numarası olabilir arkadaşlar bu. Sıra numaralarını beşer beşer onlar onlar gruplandırmak gibi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle gruplandırdı. Bu müşterilerin toplam satışlarını almış oldu. Grup toplam satışlarını tekrar grubu çöz diyerek grubu çözmüş oldu. Evet arkadaşlar bu videoda da sizlere pivot tablodaki metin ve arkadaşlar sayısal alanlar ilişkin gruplamayı yapmaya çalıştım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.